araştırma yaptığımızda işte ne bileyim koku reseptörü ya da farklı reseptörlerle onlara şok falan veriyor musunuz? Hani mesela insanda da öyle oluyor ya, işte şok veriyorlar, o bölgeyi öldürüyorlar işte. Ne bileyim ya da şok veriyorlar, o bölgenin farklı bir şekilde davranışını sağlıyorlar. Siz bunu yapıyor musunuz? Şok ya da farklı kimyasallarla. Ve bizim yerde ne, hangi reseptör mesela hangi kokuyu algılıyor onu bulmak için elektrofizyolojik deneyler yapılabiliyor. Bu sefer hani koku veriyorsun ama sineğin seçmesini sağlamak için davranışsal deneylerde mesela sineği böyle bir asansör dediğimiz bir düzenek var. İki tarafta bir asansör tepesini düşün, sinekleri oraya koyuyorsun, indiriyorsun belli bir bölgeye. İki tarafta da iki farklı koku var ve sineğin hangi tarafı seçeceğini kokuyorsun. Hani bu kokuyla bu kokuyu ayırt edebiliyor mu? Öncesinden de training diye bir faz var. Mesela Y kokusuna sen elektrik şok veriyorsun. Hani sinek oraya gittiğinde sana bir elektrik şok veriyorsun ki oraya gitmesin. Ve sonra deney aşamasında o şoku vermiyorsun artık ama sinek oraya gitmekten korkuyor. Çünkü biliyor ki oraya gidersin, o kokuyu algıladığında o şoku hatırlıyor ve oraya gitmemeyi yeğliyor. Böylece sen şimdi kokuları ayırt edebildiğini test edebiliyorsun. Ama böyle belli bölgelerini sadece işte optogenetik yöntemlerle şey yapıyoruz, yani baskılayabiliyoruz. Biz o nöronların aktivitesini baskılayabiliyoruz ve gene davranışına bakabiliyoruz. Teşekkür eder. Hocam sinestezist eğer bu gliyal hücreleri yeterli izolasyonu sağlamadığı için mi duyular birbirine karışıyor? Başını kaçırdım. Sinestezist. Hani kokuyu, renk gibi rengi ya da başka bir şeyle algılayan hastalar. Hasta demek biraz da haksızlık oluyor ama. Yok, bence de bağlantının doğru oluşmamasından dolayı. Yani normalde işte koku nöronları işte bilir o soğancığa gidiyor dedim. Beyinde ama eğer başka bir yani göz yani görme bölgesine gidip orada bağlantı yaparsa o zaman nedir kokuyu renk gibi görebilir, algılayabilir. Yani öyle bir kavram kargaşası olabilir. Ya da koku nöronlarında yanlışlıkla işte fotoreseptörler ifade ediliyor olabilir. Bu tip değişik olaylar mümkün. Aksonların doğru yere uzamamasından mı kaynaklanıyor? Anzipten yani. Yani anzip tek molekül değil tabii yani. Burada öyle gibi görünse de başka moleküller de var aslında. Anladım, teşekkür ederim. Merhaba hocam. Ben şeyi merak ediyorum. Neredesin? Zayıf. Şey... Ha, tamam. Şimdi bizde hani koku duyusu diğer duyularla aynı yerde değerlendirilmiyor ya. Sizin üzerinde araştırma yaptığınız hani drosofilalarda da mı bu durum böyle? Evet, kesinlikle. Orada farklı bölgelerde farklı şekilde algılanıyor. Peki bunun sebebi tam olarak nedir? Sebebi nedir? Hani neden aynı bölgelerde mi algılanmıyorlar? Koku dışında diğer dört duyu beyinde değerlendirilirken sanırım talamustan geçiyor ama koku duyusu geçmiyor. Onun sebebi tam olarak nedir? Ama bildiğimizi sanmıyorum şu aşağıda. Neden oraya gitmediğini bilemiyorum. Peki, teşekkür ederim. Hocam ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Mesela sonradan görme engelli olan bir insanın koku, işitme ya da mesela dokunma hisleri daha gelişebiliyor. Bunlar gen regülasyonlarıyla mı ilgili yoksa bunlar daha sonradan kazandırılabilecek bir modifikasyon gibi bir şey mi hani? Bunun bir açıklaması var mı? Bunu merak ediyorum. Teşekkürler.
Normalde mesela gelişim sırasında da görürsünüz hani küçük çocuklarda bazen bir gözü kapalıdır. Normalde aktif nöronlar belli bir bölgeye bağlantı yapar düzgün bir şekilde. Eğer şimdi bir duyu organınızı kaybettiğinizde diğer duyu organları daha aktif oldukları için oraya bağlantılar daha çok olur ve onlar daha çok gelişir. Yani o bir tane duyu organının kaybolduğunu beynimiz hissedip diğer organların gelişmesini sağlar ve bu insanların algıları çok daha yüksektir bize göre. Hani eğer görme engelliyse mesela duyu organı daha gelişmiştir. Bu gerçekten işte aktif nöronların daha geniş, beyindeki daha geniş bir bölgeyi kaplamasını sağlar. Hani bu sadece hastalık şeyine değil de mesela piyano çaldığınızda mesela bu plastisite dediğimiz bu var. Hani sizin parmaklarınızın beyinde kapladığı, somatosensory cortex'e kapladığı bölge benimkinden daha gelişmiştir. Çünkü siz daha aktifsiniz, o nöronlar daha sık kullanılıyor ve böylece genişliyorlar, daha büyük bir bölgeyi kaplıyorlar. Razı Çelik'e teşekkür ederiz. Şimdi plaketini vermek üzere Gezi Teknik Üniversitesi ICW Öğrenci Kolları İMDS Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Seyhan Ünsal'ı sahneye davet ediyorum. Yemek arasından sonra oturumlarımız kaldığı yerden devam edecektir. Bir sonraki oturumumuz 1.30'da başlayacaktır. Bilginize.